Artı TV'den tekrar merhabalar sevgili izleyiciler. Son bölümdeyiz. Konuklarımız olacak ama Ezgi gibi yanımda olmayacak. Onlar telefonla karşımızda olacaklar. Şimdi yayına başlarken ben ilk Cumhuriyet'le başlamıştım. Şimdi Cumhuriyet geldi elime. Bizim esas temel alışkanlığımız gazeteleri elimizdeyken okumak. Buradan öyle ekrana uzanarak değil, elimize alıp öyle okumak. Cumhuriyet'in birinci sayfasını yeniden sizlerle paylaşıyorum. Manşette çok geç olmadan başlığı yer alıyor Cumhuriyet'in. Bilim insanları virüse karşı daha radikal önlemler istedi. CHP'nin raporuna göre halk sağlığı riske edildi. Koronavirüs önlemlerinin yetersiz kaldığı Türkiye'de vaka ve yaşamını yitirenlerin sayısının hızla artması üzerine kontrollü karantina tartışması başladı. Bilim insanları bir kısmı geç kalmadan sokak yasağının uygulanmasını istediler. Seyretmeyin, yönetin. Pandemiyi seyretmek yerine Profesör Doktor Yaman Barlasinski bu. Acil önlemler alın diyor hoca. Mezarlık tedirgin etti. Koronavirüsten ölecekler için koronavirüs mezarlığı yapıldı sevgili izleyiciler. Bununla ilgili olarak da Beykoz'da koronavirüs ölenlerinin gömülmesi amacıyla mezarlık açıldı. Baklacı Mahmut Mahallesi Muhtarı Mustafa Yıldırım 17 gömü yapılan bu mezarlık yerleşim yerlerinin biraz uzağında olabilirdi dedi. Cenaze sahipleri mütuaf değil mi? İnsan hastalığınca ağır hasta olduğu zaman artık bir birey olmaktan çıkıyor. Sahipli hasta oluyor. Senin sahibin oluyor. Cenazelerini 6 ay sonra alıp aile mezarlıklarını gömebilirler dedi. Bu bile işin ciddiyetinin ne kadar boyutlu olduğunu gösteriyor. Ne gezer? Cumhuriyet'in arka sayfasında da şöyle haberler var sevgili izleyiciler. Yiyecekle koronavirüsün bulaştığının kanıtı yok. Çiğ gıdaları evinizde hazırlayın demiş. Ve bir salata tarif fotoğrafı var. Buzdolabın dışarıdan aldığımız ürünleri eve getirince balkonda havalandırmayınız. Havalandırmalıyız diyor. Çiğ sebze ve meyveleri yıkayarak buzdolabına saklamalı. Pişmiş gıdaları buzdolabının üst kısmında, çiğ olanları alt kısmında koymalıyız. Zaten böyle şeyler yapıyoruz. İnsanlar çıldırmış olmalı diyor. Korona burger çıktı. Nedir bu? Vietnam'da Şef Dang Van Cu başkent Hanoi'deki restoranda koronavirüs şeklindeki hamburgerler yaptı. Şef, bir şeyden korkuyorsanız onu yemelisiniz diye şaka yapıyoruz dedi. Rulo pastanın böylesi, tuvalet kağıtlarının talebi arttığı bu günlerde Almanya Dortmund'da bir pastacı ilginç bir çalışmayı yaptı. Tim Korten tuvalet kağıdı ruloları şeklinde pastaları satış rekoltesi kırdığını gördü. Tuvalet kağıdının ihtiyacı ve kullanıldığı yer başka, pastanın tüketildiği yer başka. İnsanlar birbirine karıştırmamalı. Sıcak hava koronavirüsü yenecek mi? Sıcağı ve nevi sevmiyor. Bu da Ateşkaya Profesör Doktor Bilim Kurulu üyesi söylemiş. Havanın ısınmasıyla bulaşıcının azalacağı öngörüsünü destekleyen bu veriler bizim için güzel haber. Ancak iklim tek etken değil. Lütfen evde oturalım demiş. Bununla ilgili olarak daha açıklayıcı ve anlaşılır açıklamalar yapılmıştı. Bize şimdi ne deniyor? İşte evde oturun, evi havalandırın, açın havanızı, havalar girip çıksın. Tamam, bunlar da olsun. Havalar soğuksa dışarı çıkamazsın, uzun süre havalandıramazsın. Onun yerine ne yaparsın? Güzel. Şimdi sevgili izleyiciler, Ankara'ya gidiyoruz. Ankara'da Sibel Hürtaş var. Bize heyecanla bakalım bugün neler aktaracak Ankara'dan. Günaydın Sibel.
Sibel. Bağlantı olmadı galiba. Evet, duyuyorum. Ben izleyicilerimiz de duyuyor seni. Lütfen bize Ankara'yı aktar bize. Evet, evet, sizin anlattığınız bu tedbirlerden, önlemlerden devam edelim. O tedbirlere ilişkin bir dizi genelge yayınlandı Nazım Akman. Onları özetlemeye çalışalım. Sosyete pazarı diye tabir edilen o pazarlar bundan böyle 17'ye kadar açık olacak. Pazarlarda tezgahlar arasında 3 metre mesafe olacak. Artık pazarlarda giysi satılmayacak. Tüketiciler sebzeye, meyveye temas etmeyecek. İşte bunun gibi bir dizi önlem paketi açıklandı. Bunu şimdi diğer var, biraz önce bir açıklama yaptı sosyal medya hesabından. Onu da izleyicilerimize aktaralım. Türkiye'de 81 ilin il sağlık müdürleriyle bir toplantı gerçekleştirildiğini belirtiyor Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. Bu toplantı yine video konferans yöntemiyle ve bu salgına ilişkin Çin'in yaptığı önlemler konusunda fikir alışverişinde bulundular. Bu toplantıların sonunda bugün bilim kurulu toplanıyor. 26 kişilik bilim kurulu toplanacak. Toplantının ardından bir açıklama yapılmasını bekliyoruz. Tamam. Bu açıklamada olacak gözlerimiz. Şimdi bir yandan önlemler alınıyor dedik. Her alanda önlemler var. Bir yandan da dış ticarete ilişkin önlemler var. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan temassız dış ticaret dönemine başlattıklarını duyurdu. İşte temassız dış ticarete ilişkin bugün bir basın toplantısı yapılacak. Bu basın toplantısında nasıl gerçekleşecek? Bunlar, onları öğreneceğiz. Her şey önlemlerle gitmiyor. Bazı yasaklamalar var. Tam da bu dönemde gerçekleşen yasaklamalar. İçişleri Bakanlığı tüm sendikal faaliyetleri durdurdu. İşte buna ilişkin de birer genelge gönderdi sendikalara. Gazetecilere yönelik sendikal faaliyetler de bu kapsamda, belirtelim. Bu dönemde sağlıkçılara kadar sokaklarda olmak zorunda olan ve risk altında olan gazetecilerin durumu da tartışmalı. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi Eskişehir Milletvekili gazeteci aynı zamanda Utku Çakır Özer bir basın toplantısı gerçekleştiriyor mecliste. Bu sürece ilişkin gelelim ikinci yargı paketine. Bir yandan Türkiye virüs kriziyle, virüs salgınıyla mücadele ediyor ama diğer yandan iktidarın icraatları hız kesmiyor. Bir yanda Kanal İstanbul projesi, diğer yanda da işte o affın, kısmi bir affın kapısını açacak olan ikinci yargı paketi. İkinci yargı paketine ilişkin infazda eşitlik istiyor hukukçular, insan hakları savunucuları. Ne diyorlar? Adi bir siyasi suçlar arasında infaz hesabındaki eşitsizlik ortada kalksın, infazda eşitlik sağlansın diyorlar. İkinci yargı paketinde terör suçları kapsama alınmadı ama diğer suçlara ilişkin bir tahliye söz konusu olacak. Siyasi tutukluların serbest kalmasını isteyen HDP bugün basın toplantısı düzenliyor. HDP sözcüsü Ebru Günay partide haftalık olan basın toplantısını gerçekleştiriyor. Günay'ın bir diğer gündemi de kayyumlar, tam da bu sürece denk gelen HDP belediye başkanlarının görevden alınması süreci. Takip edeceğiz Nazım Akman Ankara'da tüm bu gelişmeleri. Hemen belirtelim, akşam bilim kurulunun toplantısı var ve ardından yeni tedbirlere ilişkin bir açıklama yapılmasını da bekliyoruz. Evet, Sibel Yurttaş, çok çok teşekkür ediyoruz. Bize Ankara'nın gündemini anlattı. Biraz zor koşullarda anlattı. Bu da doğal tabii ki sevgili izleyiciler. Çünkü internetin kendisinde de, internet bağlantılarında sorun çıkıyor. Bu internet kullanıcılarından değil,
internet sağlayıcılarından kaynaklanıyor. Çünkü bütün ülkenin şu anda evde oturması ve evde oturunca da internete bağlanması gerekiyor. Başka bağlantılar yok. O yüzden de bu önemli. Bizim haberlerimiz de vardı arkadaşlar. Acaba bunları bir aktaralım mı? Hazır önlemler üzerine konuşurken alınan önlemler ve sokaklarla ilgili neler yapılıyor? Onu bir izleyelim bakalım. Salgının ne denli hızla büyüdüğünün, tehlikenin de ne kadar büyük olduğunun lütfen farkında olun. Farkında mısınız acaba? Bu yüzden evde kalmalıyız. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tehlikenin boyutlarına dikkat çekti. Elbette dua edeceğiz ama sadece dua ederek de gelecek günlere ne yazık ki bu şehri ve bu ülkeyi hazırlayamayız. Sokağa çıkma yasağına ilişkin çağrıda bulundu. Türkiye için olmuyorsa en azından İstanbul için hükümetten kademeli, kontrollü bir sokağa çıkma konusunda bir çalışma bekliyoruz. İstanbulluların büyük bir kısmı ise evde kalma çağrılarına uyuyor. En işlek noktalardan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi boş kaldı. Taksim için biz kaldı, biz de kapatabiliriz her an yani hastalık dolayısıyla. Beyoğlu'ndaki nostaljik tramvay ise yolcu olmamasına rağmen seferlerini sürdürüyor. Çağrılar ve uyarıları aldırmayanlar da var. Üsküdar ve Galata Köprüsü civarında oltayla balık avlanması önlemler kapsamında yasaklandı. O merkezlere gidemeyen yurttaşlar Karaköy sahiline akın etti. Yurttaşlar sosyal mesafe çağrılarına kulak asmadan balık tutmaya devam etti. Diyarbakır'da halk sokaklara çıkmaya devam ediyor. Çalışmak zorunda olduğu için sokağa çıktığını ifade eden yurttaşlar hükümete tepki gösterdi. Güzel söylüyorsun, evde kal ama insanlar sokakta kalıyor. Evde kal. Evde ne var ya? Orada oturup orada konuşmak güzel. Gel sen sokaklarda kal. Var. Allah sizin belanızı vere. Kastamonu'da iki kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine polis ve jandarma ekipleri şehrin giriş ve çıkışlarında ateş ölçerlerle denetim yapmaya başladı. Manisa'da ise bir polis otogarda bekleyen 65 yaş üstü bir yurttaşa böyle bağırdı. Manisa otogarında kaydedilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepki topladı. O polis hakkında soruşturma açıldı. Daha sonra ise tedbiren görevden uzaklaştırıldı. Bu görüntülerse Ordu'dan belediye kent meydanına dezenfektan tüneli koydu. Tünel özel karışımlı 360 derecelik solüsyon buharıyla içerisine giren kişilerin kıyafetleri üzerindeki olası bakterileri dezenfekte ediyor. 5 metre uzunluğunda bir kabinden oluşan tünel otomatik sensörler aracılığıyla devreye giriyor. Sokağa çıkmak zorunda kalanlar evlerine dönüşleri sırasında elbiseleriyle tünele girerek dezenfekte oluyor. Evet, alınan önlemler böyleydi. Şimdi sevgili izleyiciler, Diyarbakır'a gidelim. Bahar Kılıçgedik bize hem kentin hem bölgenin gündemini aktaracak. Günaydın Bahar. Günaydın. Evet, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler, önlemler neler? Onları aktarayım aslında bölge illerinde. İlk olarak Siirt Belediyesi halka evden çıkmamaları konusunda Kürtçe, Türkçe, Arapça, 3 dilde çağrılar yapıyor. Sokaklarda dezenfekte işlemleri devam ediyor. Yine tedbir amaçlı da 42 parkı Siirt Belediyesi geçici olarak kapatma kararı aldı. Evet, koronavirüs salgını karşısında 75 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildiği Sağlık Bakanlığı tarafından yine hasta sayısı ise 3629 olarak açıklandı. Bölgede önlemler alınmaya devam ediyor. Diyarbakır'da valisi Hasan Basri Güzeloğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda pazar yerlerinde de önlemler almaya başladıklarını belirtti. Pazarlarda zaruri olmayan ihtiyaçların satışına izin verilmeyeceği belirtiliyor. Yine yoğunluğu azaltmak için de pazar yerlerinde tezgahlar arasında 3 metre mesafe bırakılacağı ifade ediliyor.
Onun dışında yine saat en geç akşam 7'ye kadar pazar yerlerinin açık olacağı yapılan paylaşımda duyuruldu. Otobüs firmaları seferlerini durdurmaya başladı Diyarbakır'da. Diyarbakır Seyahat Firması Türkiye'nin 7 bölgesine her gün yaptığı otobüs seferini koronavirüs salgını nedeniyle tedbir amacıyla önlem amacıyla durdurduğunu açıkladı. Onun dışında Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bulunan Demir Otel bir dayanışma örneği gösterdi. Özellikle salgın karşısında mücadele veren, emek harcayan sağlık emekçilerine gönüllü olarak hizmet vermeye hazırız denildi Demir Otel tarafından. Peki cezaevlerinde durum ne? Yine İçişleri Bakanlığı kararıyla cezaevlerinde binlerce tutuklu ve hükümlüye 2 hafta boyunca avukat yasağı getirildi. Gönderilen yazıda acil durumlarda cezaevi müdürünün oluru ile görüşme yapılabileceği belirtiliyor. Cezaevleriyle ilgili kaygılar var. Hasta tutukluların, siyasi tutukluların ailelerin çağrıları var. Onu da aktarayım. Tutuklu HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, yine HDP eski milletvekili İdris Balıkken, Gürsel Yıldırım, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eski eş başkanı Gürtan Kışanak, Van Büyükşehir Belediyesi eski eş başkanı Vekil Kaya'nın aileleri hükümete çağrılarda bulunuyor ve hükümetin tahliyelerle ilgili bir an önce adım atması, infaz düzenlemesini ise siyasi tutukluları da kapsayacak şekilde düzenlemesi yönünde çağrılar var. Son olarak Tahir Elçi iddianamesi hazırlanmıştı, dün belirtmiştik. Hatta haberde de verdik iddianameye ilişkin detayları. Tepkiler var iddianameye. Diyarbakır Barı Başkanı Tahir Elçi 2015 yılında Diyarbakır'ın Sur ilçesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. 5 yıl sonra iddianame hazırlandı ölümüyle ilgili. Sadece Tahir Elçi değil, 2 polisin ölümü de bu iddianamede yer aldı. 3 polis şüpheli olurken bir örgüt mensubu da yine şüpheliler arasında yerini aldı. 4 şüpheli var. Ancak avukatların itirazı var. İki polisin ölümünün Tahir Elçi'nin ölümünden ayrı görülmesi gerektiği görüşündeler. Yine iddianamede de aynı zamanda şüpheli polisleri de özellikle atlayıcı birlikte ifadeleri geri almasına tepkiler var. Diyarbakır Barı Başkanı Cihan Aydın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada iddianamenin tam bir hayal olduğunu belirtti. Görünüm ki gerçeğin üstü bir kez daha örtülecek ve gerçek failler cezasız kalacak dedi. Dediğimiz gibi 5 yıldır Diyarbakır Barosu avukatları, Elçi ailesi, sivil toplum meslek odaları temsilcileri, kentteki birçok isim aslında 5 yıldır gerçek adaletin sağlanmasını bekliyorlardı. Bu anlamda da açıklanan iddianame hayal kırıklığına neden olduğunu belirtelim Nazım Hanım. Evet. Çok çok teşekkürler Bahar Kılıçgedik bize sevgili izleyiciler. Hem Diyarbakır'ın hem de bölgenin gündemini aktardı. Başta ve Tahir Elçi'nin iddianamesinin hazırlandığını ve hayal kırıklığı olarak değerlendirildiğini ve tutuklu ailelerle ilgili olarak da derhal bir şeyler yapılması ve tahliyelerinin başlaması. Af değil bu, tahliyeler. Şimdi sevgili izleyiciler, biz sadece gazeteleri okuduk. Burada şeye endeksli, yani hükümetin bültenine haline olmanın örnekleri var. Yeni Şafak gazetesini bir an ekrana getirelim ve bakın şimdi Yeni Şafak'ın içinde Türkiye'deki ölüm sayısı bile, bakan ki bunları açıklıyor televizyonda, herkes açıklıyor artık, bir sakıncası yok bunun. Türkiye'de kaç kişi hasta, kaç kişi hayatını kaybetti. Bununla ilgili bir sıkıntı yok ama Yeni Şafak bunları vermiyor. Olumsuz haber yok mu? Var. Olumsuz haber de veriyor. Olumsuz haber şöyle: doktorların %30'una virüs bulaştı. İspanya'da korkunç tablo. Güzel. New York'ta Wuhan olma endişesi. Wuhan. Evet. Ben Yeni Şafak'ı şimdi kenara ayırdım çünkü Yeni Şafak'ta kıyaslanmayacak değerde bir konuğumuz var telefon hattımızda. Sevgili Akın Birdal telefon hattımızda. Sayın Birdal, yayınımıza hoş geldiniz. Günaydın, iyi yayınlar. Çok teşekkür ederiz. İyi yayınlar, biz de iyi günler diyoruz ama günler hem iyi değil, haberler de iyi değil. Özellikle de
En kötünün kötüsü nerede olabilir? Tabii ki cezaevlerinde ve hak ihlallerinde öne çıkıyor. Siz şu anda daha hazırlanma aşamasında olan cezaevlerindeki tutuklu ve hükümleri yakından ilgilendiren yeni yasal düzenlemeyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir, ikinci, mevcut durum için neler düşünüyorsunuz? Evet, tabii bizim iyi olmasını dileyelim ve bunun için de çaba gösterelim. Cezaevleri Türkiye'nin kronikleşmiş bir sorunu. Ne yazık ki kanayan bir yarası, bir türlü iyileştirilemedi, dinginleştirilemedi ve 40 yıl öncesinden de vardı ama son 40 yıldır daha da bu yara depreşti. Şu anda 355 cezaevi var ve yeni cezaevleri yapılmakta. Ve 18 yıl önce 57 bin tutuklu ve hükümlü varken şu anda 296 bin mahpus var tutuklu ve hükümlü olarak. 335'i ağır, 1475 hasta ki bu sayılar her zaman değişebiliyor. 750'si bebek annelerinin yanında. Yani cezaevi cefa evi ve bugünlerde de işte bu korona virüsünden ötürü de cenaze evi olmasın çağrıları var. Şimdi biliyorsunuz insan hakları evrensel bildirgesinin daha birinci maddesi insanlar özgür, onur ve haklar bakımından eşit doğar diyor ki bu eşitlik ilkesinin en çok yakıcı, gereksinildiği yer cezaevleri. Yaşam hakkı yani her koşulda devletin sorumluluğu altındadır. Ve yine ekonomik, sosyal, kültürel haklar çerçevesinde sağlık hakkı. Oysa cezaevinde olmak bu koşullarda çok zor. Deprem anında, sağlık, salgın hastalıklarda, savaş zamanlarında hasta olmak çok zor. Biraz empati yapılırsa bu zorluğu çok iyi anlayabiliriz. Şimdi yaşamsal iki durumla karşı karşıya Türkiye. Birincisi korona salgını. İkincisi de infaz yasasındaki düzenleme. Korona virüsü toplumun her kesimi, her köşesi için ağır bir tehdit ve tehlike oluşturuyor. Ama bu cezaevleri için çok daha ağır. Hijyen ortam, koşullar, beslenme, sosyal mesafe, havalandırma ve benzeri koşullar. Birçok ülkede, şimdi İran, İspanya, İngiltere'de de hazırlıklar var. Mahpuslar serbest bırakılıyor. Şimdi Türkiye'de de mahpusların çoğu serbest bırakılacak. Ama bizde farklı tabii. 100 bin kişi deniliyor. Neden? Koronavirüsten değil. Ya da bu haklara sahip olduğundan değil. İnfaz yasasında yapılacak düzenlemeden. Bu düzenlemeye göre bugün için katiller, çocuk istismarcıları, kadın istismarcıları, tacizciler ve tecavüzcüler, uyuşturucu çete üyelerinin serbest bırakılması söz konusu. Söz konusu düzenlemeden yaralanamayacak olanlar da muhalif olanlar. Yani siyasetçiler, gazeteciler, avukatlar, hak savunucuları, öğrenciler. Neden barışçıl demokratik sözleri, yazıları, eylemleri terör suç olarak kabul edilmiş olmasında? Öncelikle bu terörle mücadele yasasının kapsamı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde derhal ele alınmalı. Yani örneğin dün eşitlik ilkesi yolunda ortaklaşması gerekirken örneğin dün AKP'nin diğer siyasi parti liderlerine verdiği bir yeni taslakta yeni cezalar getiriliyor hükümlere. Yani haber gazete yasağı, iletişim kısıtlaması, hücreye koyma, duruşmadaki davranışa disiplin cezası, çocuk hükümler ve sosyal faaliyetlere katılmama gibi falan. Yani şu anda gereksinim bu değil. Burada ayrımcılığın giderilmesi gerekiyor. Eşitliğin sağlanması gerekiyor. Bu hem aslında hukukun gereği, hem adaletin gereği, hem de şu anda insani ve vicdani olan budur. Toplumdaki gerilimin, yaratılmış kutuplaşmanın normalleşmesi için de bir fırsat sırasında buradaki infaz yasasındaki eşitliğin sağlanması. Toplumsal beklentilere, toplumsal barış için de bir fırsattır. Yani şimdi evde kalın çağrısı yapılıyor. Toplum da bunu istiyor. Kimse cezaevinde kalsın istemiyor. Örneğin dün az önce arkadaşımızın da belirttiği gibi siyasi
mahpus yakınları, HDP yakınları, başta Demirtaş olmak üzere Kışanak ve diğer Balüken ve diğer arkadaşların çocukları, yakınları çağrı yaptılar. Gerçekten bu çağrıya kulak vermek gerekir. Cezaevlerine salgın girmeden cezaevlerinin kapısı açılmalıdır. Yani korona nedeniyle ölüm sokakta geçiyor ama cezaevlerinin kapısının önünde. Evde kalın, koşulları yaratılsın. Gerçekten yoksullar, emekçiler, yaşlılar, işçiler, işsizler evde kalsın. Kimse cezaevine ayrıca kalmasın. Evde kalınmasının da koşulları yaratılsın. Yani insanların gerçekten yeme içmeleri, bakın İspanya'da şimdi görevler gittikleri zaman evde ölmüş yaşlılarla karşılaşıyorlar. Türkiye'de de bu böyle bir tehlike çanları çalıyor. Bu nedenle bence önlem almak gerekiyor. Yine biz tabii evde kalınsın diyoruz. Cezaevinde kalınmasın. Ve herkes sevdikleri evde kalsın. Nazım gibi bahar kapının ardında direnin çocuklar. Evet. Gelecek güzel günler var diyor. Biz de bunu umut edelim. Peki. Çok çok teşekkür ederiz değerli Akın Birdal, aktardığınız bilgiler ve son cümleniz tabii ki çok önemli. Görecek günler var daha. Teşekkürler. Evet sevgili izleyiciler, umut olmadan yaşanmaz. Akın Birdal zor koşullarda bile umudu diri tutanların başında geliyor. Çok çok teşekkür ediyoruz Sayın Birdal yayınımıza katıldığınız için. Evet sevgili izleyiciler, Akın Birdal telefon hattımızdaydı. Ben onu almışken şimdi bir bağlantımız daha olacak ve son bağlantıyı Fikret İlkiz'le yapacağız. Yeni Şafak'ı okuyordum. Yeni Şafak'ta da hani gazetecilik yapıyorsunuz, koronavirüs anlatıyorsunuz, hiç mi olumsuz bir şey olmuyor derler ya. Evet var. Nerede var? İspanya'da korkunç tablo, doktorların %30'una virüs bulaştı. New York'ta Wuhan olma endişesi. Covid-19 salgını ABD'de sağlık sistemini çökertirken New York yeni Wuhan olma yolunda endişesi taşıyor. Olumsuz haberler var. Orada, Amerika'da, İspanya'da var, İtalya'da var. Türkiye'de her şey güllük gülistanlık. Bakın ne diyor? Eyalette vaka sayısı 33 bini geçerken can kaybı 366'ya yükseldi New York'ta. 40 bin emekli sağlık personeli göreve çağrıldı. Hastanelerde ekipman, evet. Evet, bilgisayarın ekranı gözükmeyelim diye böyle yapıyoruz. Evet, New York valisi Cuomo 30 bin solunum cihazı isterken hükümet 400 adet gönderdi. ABD'de her eyalet kendi önlemlerini kendisi alıyor. Sonra birinci sayfasına geliyoruz. Yeni Şafak'ın manşetlerine. Küresel işbirliği yapmalıyız. G20'ye Erdoğan'dan Covid ile mücadele çağrısı. Yani Avrupa ülkelerine nasıl mücadele edilmesi gerektiğini anlatmış Erdoğan. Çok güzel. Bankaların takipçisiyiz. Bu da damat Berat Paşa'dan. 10 bin evsiz risk altında. Covid-19 nedeniyle vatandaşların eve kapanırken evsizler risk altında. Nihayet güzel bir haber var burada. Yaşama şartları nedeniyle evsizlerin vücut dirençleri, evet, ve Mustafa Kutlu bu toprağın sesidir. Mustafa Kutlu şu anda Türkiye'deki Tolstoy, Avrupa'da Tolstoy neyse, dünyada daha doğrusu Tolstoy neyse, Türkiye'de de Mustafa Kutlu o mertebeye çıkartıldı Sağlık Bakanı tarafından. Şimdi son telefon bağlantımıza gidiyoruz. Geçen günde bizim konuğumuzdu hukukçu Fikret İlkiz. Sevgili evet, oldu mu acaba bağlantımız? Evet, tamam. Oldu. Evet, Fikret İlkiz, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk Sayın Nazım Bey. Buyurun efendim. Şimdi şöyle,
geçen gün de konuştuk ve hiç bilmediğimiz şeyler aktardın bize. Özellikle bu konuda ne yazarlardan, gazetelerden, biz gazetecilerin ne kadar ayakları havada olduğunu da göstermiş oldun. Özellikle şartlı tahliye konusunda, istersen oradan başlayalım, onu bir özetle bize lütfen. Şartlı tahliye konusunda yeni düzenlemede neler var, eğer gerçekleşirse neler olur? Sonra da bugüne ilişkin olarak senin tespitlerini dinleyeceğiz. Hemen bu konuyla ilgili olmak üzere bir bilgi vereyim. Getirilmek istenen tasarım ya da işte hazırlanmakta olan teklif, öyle söyleyelim, meclise sunulacak. Bunun içerisinde bir, öncelikle infaz hakimliği görevleri ve yetkileri çok daha genişletiliyor. Yani bir başka deyişle, normal ilk derece mahkemelerinin, ceza mahkemelerinin vermiş olduğu kararlardan sonra eğer bir mahkumiyet başlar ve infaza geçilirse kararların tümü infaz hakimliğinden geçecek. Yani şikayet varsa infaz hakimliği, herhangi bir şekilde kurulların kararı varsa infaz hakimliğine geçecek. Şimdi kurulların kararından ne anlatmak istedim? O da şu: hükümlülerin örneğin yarı cezaları bittikten sonra ya da gösterilen orandaki cezalarını tamamladıktan sonra şartlı tahliye hakkına sahip olup olmadıkları cezaevlerinde bulunan idare ve gözlem kurulu başkanlığı dediğimiz ve açık cezaevine ayrılmayla ilgili yönetmeliğe göre karar verme yetkisine sahip olan bir idari gözlem kurulu başkanlığı var. Şimdi bu kurum müdürü, kurumun ikinci müdürü, yani kurumdan kastım cezaevinin, bir öğretmen, bir psikolog, bir sosyal çalışmacı, yine sorumlu infaz koruma baş memuru ve teknisyenden oluşan bir kurul. Şimdi bu kurul değişiyor. Yani hükümlülerin değerlendirilmesi, hükümlerin iyi halli olup olmadığının değerlendirilmesi bakımından başka bir sistem getiriliyor. Hemen söyleyeyim. Örneğin toplam 10 yıl veya daha fazla hapis cezasına mahkum ise ya da terör suçları örgüt kurmak, yönetmek veya üye olmak suçları, örgüt faaliyeti kapsamında işlenen suçlar varsa, kasten öldürme suçundan infazı devam ediyorsa, cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar ve uyuşturucu ve uyarıcı madde, imal ve ticareti suçlarından dolayı mahkum olanların cezaları infaz ediliyorsa, ne zaman açık ceza infaz kurumuna ayrılacaklarını, iyi halli olup olmadıklarını ya da koşullu salıverilme değerlendirmesine göre, evet koşullu tahliyeden, koşullu salıverilmeden yararlanabilir diyecek olan idare ve gözlem kurulu, Cumhuriyet Başsavcısı veya onun belirleyeceği bir Cumhuriyet Savcısının başkanlığı altında yapılacak. Ve ayrıca idare ve gözlem kuruluna Cumhuriyet Başsavcısı tarafından belirlenen bir izleme kurulu üyesi katılacak. Aile ve Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı il veya ilçe müdürlükleri tarafından belirlenen birer uzman katılacak. Otomatikman herhangi bir hükümlünün cezası devam etmekte iken İyi halli olup olmadığının belirlenmesi bu kurul tarafından gerçekleştirilecek. İyi halli ise o zaman ancak koşullu salıverilme, koşullu bir nevi açık cezaevine geçme gibi haklardan yararlanabilecek. İyi hali bundan sonrası bakımından belirleyecek olan artık bu kuruldur. Hatta gerektiğinde hükümlünün ceza infaz kurumuna girmeden önceki yaşamına ilişkin bilgi ve belgeleri isteyebilir, bunları da değerlendirebilir. Dolayısıyla bizim karşımızda bulunan iyi halli olup olmadığı meselesi, yani bütün bu aşamalarda ceza infaz kurumlarındaki düzen ve güvenlik amacıyla konulmuş olan kurallara uyup uymadığı, haklarını iyi niyetle kullanıp kullanmadığı, eksiksiz olarak yükümlülüklerini yerine getirip getirmediği, tekrar suç işleme ve mağdura ya da başkalarına zarar verme riskinin düşük olup olmadığı konusunda idariye ve gözlem kurulu iyi halin belirlenmesinde esas olacak.
6 ayda bir yapılacak ve bu değerlendirme 1 yılı geçmeyecek. Bunun vermiş olduğu karara bir itirazınız varsa infaz hakimliğine başvuracaksınız. Durum bu. Ve bizim karşımızda bu şekilde koşullu salı verilmeye karar verecek olan idare ve gözlem kuruluna bakarsanız kanundaki düzenleme bir nevi bu kurulun verdiği raporla başlayan ve bu raporun o kişinin iyi halde olması nedeni ile özgürlüğüne gidiş yolunun açılıp açılmadığı konusunda karar verecek. Bu kararı da sonuçta cezaevleri kararı olarak infaz hakimliği önüne bir itirazınız varsa gittiği zaman o karar verecek. Bir küçük nokta daha var. Cezaevleriyle ilgili olmak üzere. Şimdi cezaevi içerisinde eğer biraz önce saymış olduğum koşullara aykırı hareket ederseniz disiplin yönetmeliği gereğince hakkınızda disiplin cezası verilebilir. Örneğin bir ay süreyle yakınlarıyla görüşmesinden men bir disiplin cezası olarak karşımıza gelebilir. Şimdi disiplin cezalarını sadece ceza infaz kurumundaki eylemlerinden dolayı değil, hükümlülerin ya da tutukluların diğer mekanlarda yani yargı mekanlarındaki disiplinsizlikleri nedeni ile de disiplin kurulu ceza vermeye yetkili hale geliyor. Şimdi böyle bakarsanız hükümlü ve tutuklular için örneğin bir başka suçtan dolayı yargılanması devam ederken ceza mahkemesindeki bir hareketi bu kez cezaevi disiplin kurulunun disiplin cezası vermesine de imkan sağlayacak. O zaman bu idare ve gözlem kurulunun önüne bu cezada geldiği zaman iyi halli olup olmadığı buna göre değerlendirilecek. Kısacası gözükmeyen bana göre ama getirilmiş olan teklifle cezaevi idaresini bu anlamda Cumhuriyet savcılarının ve onun tayin edeceği bir savcının başkanlığındaki bir kurula terk etmeyi ben doğru bulmam. Bir başka deyişle bunun ilk hali doğru mudur? Biraz önce söylediğim gibi hayır, o da doğru değildir. Ama bu anlamda baktığınız zaman bu kurullar yürütme organına bağlı olan hem Adalet Bakanlığı'na bağlı savcılar tarafından gerçekleştirilir ise o zaman hükümlünün içinde bulunduğu durumun tayini ve savunması bakımından savunma eksik demektir. Bunun baştan sona gözden geçirilmesi gerekirken şimdi koronavirüsü nedeni ile bu şekle çevrilmiş olması bence asla doğru değildir. Benim özellikle sorduğunuz soruyla ilgili olan değerlendirmelerim bunlardır Sayın Nazım Hakkım. Çok çok teşekkür ediyorum. Kibar hitabın için de teşekkür ediyorum. Peki bu konuda muhalefet partilerinin çalışmaları var mı? Kuşkusuz. İşaret ettiği noktaların farkındalar mı acaba? Bu kuşkusuz. Yani bir şey söyleyeceğim. Gerçekten değerlendirdiklerine eminim. Çünkü bu infaz hukuku meselesine baktığınız zaman, infazdaki bu karışıklıklara baktığınız zaman genelde hukukçulardan oluşan kesim, siyasi partiler içerisinde bulunanlar için söylüyorum, değerlendirmelerini bu perspektif içerisinden yaptıklarına eminim. Yapmıyorlarsa da yapmaları gerekir. En azından çünkü bizim karşımıza çıkan sorunlara baktığınız zaman ceza infaz sistemindeki bu anlamda ortaya çıkan sorunlar çözülürken başka sorunlar yaratıyor. İsterseniz hemen bir örnek vereyim. Tutukluluk meselesiyle ilgili olmak üzere isterseniz yargı reformu stratejisinin 26, 27 ve 28. maddelerine bakın. Hak ve özgürlüklerin daha etkin korunup geliştirilmesi amaçlanıyor. Ve deniyor ki yargı reformu stratejisinde tutuklama tedbirine başvurulmasını zorlaştıracak düzenlemeler yapılması amaçlanmaktadır. Yani başka türlü okuyacak olursanız, demek ki tutuklama kararları çok kolay veriliyor. Demek ki tutuklama kararları verilirken kanuni düzenlemelerden uzaklaşılıyor. Onun için
zorlaştırmak gerekir diye bir düşünceye sahipler. Çok daha ilginç, yine yargı reformu stratejisinde yer alıyor. Bakın, hem yerel hem de genel seçimlerde her türlü propagandanın Türkçenin yanı sıra farklı dil ve lehçelerde de yapılabilmesinin sağlanması diyor. Zaten Türkçeden başka dillerin bu anlamda kullanılması konusundaki kanuni yasak hem anayasa hem de kanunlardan kaldırılmış durumda. Demek ki bu konuda da, yani propaganda meselesinde de önemli bir sorun. Daha doğrusu sorunlar var ki bunları da çözmek istiyorsunuz. O yüzden tutuklama tedbiri meselesine baktığınız zaman en son ilk pakette yer alan, hatırlarsanız, tutuklama ile ilgili olarak süreler getirildi. Yeni süre getirildi. Sebebi soruşturmalardaki uzunluk nedeniyle, iddianamelerin geç yazılması nedeniyle soruşturma aşamasında da tutukluk süreleri ilk paketle, yani 24 Ekim 2019 tarihli kanunla, 7188 kanunla 3 ay sonra uygulanmak üzere yürürlüğe girdi. Neydi bu? Diyor ki bakın, en çok 1 yıl olur, 1 yıl 6 ay olur, düzeltiyorum. Gerekçesini göstererek 6 ay daha uzatabilirsiniz. Hangi aşamada? Soruşturma aşamasında. Demek ki soruşturma aşamasında tutukluk süresi ne kadar olması gerekiyor? 17 Ekim 2019 tarihli kabul edilmiş olan kanun değişikliğine göre en çok 2 yıl. Eğer bir ceza davası açılmışsa tutukluk süresi 2 ila en çok 5 yıl arasında değişiyor. Şimdi demek ki soruşturma aşamasında karşılaşılan en önemli sorunlardan birisi, örneğin iddianame yazılana kadar kişilerin tutuklu kalması. Önlemek için 1 yıl 6 ay, en çok 6 ay gerekçe göstermek sureti uzatma 2 yıl diyorsanız, denmiş durumda, şimdi tutukluluğun nasıl uygulanacağı konusunda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına bakın, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne bakın, 5. maddeye bakın, olmuyorsa anayasanın 19. maddesine bakın. O zaman geldiğimiz nokta şu oluyor: çok zor uygulanması gereken ve koşulları zorlaştırılması gereken tutukluluk meselesine baktığınızda herkesi tutukluyorsunuz. Örneğin bu tutuklamadan sonra iddianame yazmak için bekliyorsunuz. Ne kadar bekleyeceğiniz konusunda tutukluk süresi üzerinden bir nevi iddianameyi bu kadar sürede hazırla anlamına gelen bir düzenleme yapılıyor. O halde bir sürü örnek verilebilir. Siz örneğin Selahattin Demirtaş'la ilgili olan, Osman Kavala ile ilgili olan ve en son gazeteciler, Barışlar ve diğer gazeteciler ve Hülya Kılıç dahil olmak üzere 5 kişiyle ilgili olan tutuklama meselesini gözden geçirmeniz için ya da bu şekildeki cezalandırmayı, bir nevi daha hüküm kurulmadan cezalandırmayı ortadan kaldırmak için koronavirüsünün gelmesini beklemeye gerek yoktu. Çünkü bu konu 30 Mayıs 2019 tarihli yargı reformu stratejisinde açıkça gösterilmişti. Hedefiniz zorlaştırmak olmalıydı. Hedefiniz kişi özgürlüğü ve güvenliğinin devlet tarafından sağlanmasını temin etmek olmalıydı. Onun için yargı reformu stratejisindeki örneğin bu anlamdaki yaklaşımı gerçekten hayata geçirmediğiniz takdirde tutuklukta geçen süre herkes için sorundur. Evet. Sayın İlkiz, çok çok teşekkürler. Gene çok değerli açıklamalarda bulundunuz, katkıda bulundunuz bize. Çok sağ olun. Bunlara lütfen devam edelim ve kamuoyunu bilgilendirelim. Şu anda bu konulara girdiğiniz için izleyici oranlarımızda hızlı bir artış da oldu. Çünkü adaletsizlik herkesi ilgilendiriyor. Yayınımıza katıldığınız için ve verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar dilerim. Evet sevgili izleyiciler, telefon hattımızda hukukçu Fikret İlkiz vardı. Yeni
hazırlanan infaz yasasındaki değişikliklerle ilgili olarak yeni tehlikelere işaret etti. Cezaevleri boşaltılırken, boşaltılmayı sözüm ona düşünürken başka pürüzlerin şu anda tohumlarının atıldığını da anlattı bizlere. Evet, çok çok teşekkür ediyoruz kendisine. Ve biz bugün ve bu hafta koronavirüslü ilk yayınımız, koronavirüs nedeniyle karantinadaki ilk haftamız bitirmiş oluyoruz. Bizden sonra program devam edecek tabii. Biz pazartesi günü saat 7'de karşınızda olacağız ve en çok tekrar edilen şeyi şimdi söyleyelim. Cumartesi, pazar, hani iyi hafta sonları diyoruz ya, iyi evde dinlenmeler diyoruz. Pazartesi sabah saat 7'de görüşmek üzere. Hoşçakalın.